Özlemle bekledikleri gün geldi. Kutsal topraklara gelen hacı adayları Arafat'ta vakfeye durdu. Kefen misali ihramlarımıza büründük. Ahdimizi, misakımızı yenilemek için mikattan geçtik. Hayatımızda yeni bir sayfa açtık. Huzuruna bizleri kabul eyle Allah'ım. Vakfe duasını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptırdı. Erbaş, Filistin'i ve mazlum coğrafyaları da unutmadı. İnsanlığı, hukuku ve ahlakı hiçe sayarak dünyayı yaşanmaz hale getirenlerin kötülükleri ayyuka çıktı. Nice Müslüman zulme uğradı. Nice İslam toprağı kana bulandı. Nice bebekler katledildi. Nice anneler gözyaşına boğuldu. Çevresini mübarek kıldığın Mescid-i Aksa şimdi garip. Gazze yetimlerin, öksüzlerin yurduna döndü. Yangın yeri oldu yüreklerimiz. Vakfe duasına hep birlikte amin diyen binlerce Türk hacı oldu. Şimdi şöyle birbirinize bir sarılalım bakalım, herkes birbirine sarılsın. Haccınız mebrur, haccınız mübarek olsun. Allah kabul eylesin. Hazreti Peygamber'in yaşadığı, gezdiği, büyüdüğü yerleri gördük. Çok mutlu olduk. Allah cümle aleme nasip etsin. Bu kutsal topraklarda bu vakfede bulunmak bir Müslümanın isteyebileceği en güzel şeydir. İnşallah biz de burada sevdiklerimize, biz de arkada bekleyenlere dualarımızla eşlik edeceğiz. Arafat'ın ardından hacı adayları Müzdelife vakfesini gerçekleştirdi. Arafat ve Müzdelife'deki vakfenin ardından hacılar yaklaşık 5 kilometre yürüyerek şeytan taşlama alanına geldiler. Burada bugün sadece büyük şeytan taşlanacak. Şeytan taşlama ve kurban kesiminin ardından hacılar ihramdan çıkarak ibadetlerini tamamlayacak.